Merhaba arkadaşlar, Teknoat'ta hoş geldiniz. Hemen ürünümüzü gösterelim. Akın korumalı priz. Evet arkadaşlar, bu önemli bir şey. Bu kanalda bazı sistemler topladık. Siz de sistemler topluyorsunuz. Tabi buna bayağı bir para yatırıyoruz bu sistemlere. Bilgisayar olsun, cep telefonlarımız, ondan sonra televizyonlarımız. Bildiğiniz gibi çok pahalı şeyler. Ama tabii ki de yaşadığımız bir şey var. Nedir o? Çok fazla elektrik kesintisi olabiliyor. Yaşadığımız şehirlerde, Türkiye'de özellikle oluyor bunlar. Hepimiz de yaşamışızdır bu elektrik kesintilerini. Aniden elektrik gidiyor ve de geliyor. Şu var. Elektrik geldiğinde yüksek akımla, ilk geldiği zaman yüksek akımla geldiği için bizim elektronik aletlerimizi, televizyondur, bilgisayardır, ses sistemidir, bunlara zarar veriyor. Hatta bozabiliyor. Bunu önlemek için biz de böyle bir akım koruma prizi aldık. Bakın. Ne oluyor? Bizim de başımıza geldi. Niçin aldık? Bir nasihat, bir musibetten dedikleri gibi. Yani biz de karşılaştık onunla. Televizyon yandı arkadaşlar, gitti. Milyarlık bayağı büyük LED televizyonumuz yanınca tamire götürdük de bayağı masraf çıktı. Oradaki tamirciler de bunu önermişler tabii ki de, akım korumalı priz alın demişler. Biz de mecburen böyle bir şey aldık. Artık yani olan oldu. Tabii zarar veriyor, zamanla böyle zarar vere vere görüntü gitti, ses kaldı. Şimdi bunu inleyeceğiz. Power Master diye bir bayağı da pahalı aslında yani bunlar. Ama bir kere alacaksınız zaten. Ama daha pahalı sistemleri korumak için gerekli. Kutuda zaten gözüküyor. Bunu ne yazmışlar? Açık akım koruması yazıyor. Bakın şunlar çocuk koruma için kapakları var. Şurada bir prizi var, bunu takacağız. Bunu denemesini de yapacağız birazdan. Arkasında ne yazdığını hemen gösterelim. Power Master akım korumalı priz. Kullanım şekli. Bakın. Ürünü 220 volt girişine takınız. Bağlanan cihaz ya da cihazların toplam gücü 2000 watt üzerinde olmamalıdır diyor. Akım 16 amper, boyutlar 95'e 65 çarpı 85 milimetre, ağırlık 10 gram, nominal gerilim 220 watt volt, maksimum güç 3200 watt. Bu da işte tabii ki de Çin'de üretilmiş. Bakın burada da ne yazıyor, ne için kullanıldığı yazıyor arkadaşlar, hangi sistemlerde. Hemen çekeyim. LCD, TV, LED, televizyonlarda, klimalarda, bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda, ses sisteminde, çamaşır makinesinde, mikrodalga fırında, buzdolabında hep kullanılıyor. Hemen şurayı da çekelim. Ne diyor? Yıldırım etkisinden koruma demiş. Ürün yıldırım düşmesinin zararlı etkilerinden cihazınızı koruyacak donanıma sahiptir diyor. Çocuk koruması. Üründe yabancı cisimlerin sokulmasını ya da çocukların kullanmasını engelleyen kapaklar mevcuttur. Az önce onu gösterdik. Koruma kapakları var. Şimdi bunu bir açalım bakalım. Açması da zor. Onun için makas getirdim ben bir tane. Keseceğiz. Başka yolu yok. Böyle ben başka ne almıştım ya? O da zor açılıyordu. Kulaklık mıydı? Bu kadar zor. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Kolay çıktı be. Yine de açınca
Şak diye çıktık kağıdı burada. Hop, içinden ne çıktı? Neymiş bu kağıt? Çocukları tehlikeden korunmak için girişlerde emniyet kilidi mevcuttur. Güzel. Ne işte alalım. Paket içeriği. Besleme diyor. Güç, akım, maksimum enerji dağılımı, frekans. Boyutlar, kablo uzunluğu 1,5 metreymiş. Boyutları da burada yazıyor. Şöyle bilgileri gösterelim. Şöyle şemasını da çizmişler. Montaj ve kullanım demiş. Bağlantılar, bağlantıyı kurmadan önce elektrikli cihazı kapalı konuma getiriniz. Elektrikli cihazın fişini tekli prize bağlayınız. Elektrik kaynağı alabilmek için akım korumalı tekli prizi şebeke prizine takınız. Doğru şekilde topraklanmış prize takılmalıdır. Topraklı priz diyor. İşlevleri bu priz bilgisayar, TV, DVD oynayıcı, Wi-Fi sistemi, mikrodalga, beyaz eşya gibi cihazları yıldırımdan, akım piklerinden, aşırı gerilimden ve elektrik dalgalarından korur diyor. İşte elektrikler gidip geldiğinde çok güçlü bir akımla geldiği için arkadaşlar. Onun için zarar verebiliyor cihazlarımıza. Çocukları tehlikeden korumak için emniyet kilidi mevcut. O çok önemli zaten. Çocuklar hemen karıştırıyor böyle şeyleri falan filan. Başka da şey yok şu anda. Paket içinde paket. Aynen, bir bölümü daha varmış. Tamam. Bakalım şimdi ürün şöyle hissiyat olarak kaliteli duruyor. Güzel. Güzel, sağlam. Ayaklıkları var bakın. Bakın duvara asmaya yerleri de var. Güzel düşünülmüş. Yerde de durabilir. Böyle asabilirsiniz de. Şöyle asmaya yeri var. Şöyle asacağız. O şekilde kullanabiliriz. Güzel. Şu kabloyu çekelim bakalım. Evet. 1,5 metre kablosu varmış. Gayet iyi. Güzel. Şöyle. Kablosuyla beraber de çekelim. Yani o kadar para verip binlerce lira vereceğiz, sistem toplayacağız. Bu gibi şeylere karşı da koruyalım sistemimizi yani. Akımlara karşı. Şurada ışıkları var galiba. Açık diyor, akım koruması. Prize takalım bakalım. Işıklarımız nasıl yanacak? Onlara bir bakalım. Evet, şu anda ürünümüz prize takıldı ve buraya bunu sadece resim olarak koymamışlar. Buna basınca ışıklar yanıyor. Bakın. Şu an ışıklar sabit yanıyor ama kamerada o şey hızı yakaladığı için yanıp sönüyor şeklinde gözüküyor. Şu an açık, akım koruması da açık. Sistemimiz bu şekilde. Shutterstock Music. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kapatalım sistemimizi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sistemleri korumak lazım. Ki bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelmesin. Televizyonumuz gide gele önce karardı, sonra tamamen gitti. LED'ler yandı. Zararlı elektrik akımlarından böylece koruyabiliriz pahalı sistemlerimizi. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Güle güle.
Shutterstock Music.